Değerli arkadaşlarım, Semerburgaz e, Su Sporları ve Balıkçılık Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Föş. 30 santim su içinde yayın yapıyoruz ama sizin için her türlü fedakarla değer. Yine çok kötü bir haftaya başlıyoruz. E, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik malum. Bunun nereye varabileceğini anlatacağım ilk önce. Aklım erdiği kadar. İkinci olarak... Türkiye'ye sıçramaması imkansız. Orta Doğu'da artık ne halt olursa bizim başımıza bulaşıyor. Olmazsa biz gidip Libya'da zaten başımıza bela arıyoruz. O yüzden muhakkak komşu da pişip bize de düşecek. Dolayısıyla orada da iki ayrı bölüm var bu videonun içinde. Birincisi muhtemel Amerikan-İran gerginliğinin Türkiye'ye yaratacağı ekonomik zarar. İkincisi de diplomatik gelişmeler. Orada hem sıkıntılarımız olur hem de eğer iyi değerlendirirse Ankara fırsatlarımız olabilir. Şimdi arkadaşlar ölümün arkasından kötü konuşulmaz. Kimine göre General Süleymani azılı bir terörist veyahut da gerilla komutanıydı. Ama İranlar açısından bir milli kahramandı. Ve gerçekten de İran'ın asimetrik savaşta en önemli kilit, kilit noktası kişiydi. O anlamda yerini doldurmak kolay olmayacak. Amerika'nın onu bir insan savarcı suikastiyle öldürmesi gerçekten ağır bir psikolojik darbe oldu İran için. İran tabii ki bunu karşılıksız bırakmayacak. Amerika Birleşik Devletleri açısından en önemli çıkarım şu, hafta sonunda da okudum bunu, artık Trump tamamen tahmin edilemez hale geldi. Seçim yılı biliyorsunuz Amerika'da, bundan sonra ne yapacağını bir tek Hazreti İsa bilir. Biraz da belki de Hazreti Meryem. Yine de bu Sisler Bulvarı arasında bir kitamin yapmaya çalışalım. Ben İran'ın şahsen öyle top gün savaş herkese saldıracağını, Amerika'nın işte biliyorsunuz deniz kuvvetleri var bölgede, askeri birikim var. Bunlara doğrudan savaş edeceğini zannetmiyorum. Sebepleri de bir İran çok soğukkanlı düşünen ve uzun vadeli planlayan ülke. İran, Rusya ve Çin bu anlamda çok saygı duyduğum ülkelerdir. İkincisi İran'ın ekonomisi çok zayıf. Geçen sene belki %10 civarında daraldı. Son zaten prosteto, protesto dalgası da e, sefaletin artmasından kaynaklanmıştı. Ve İran bunu çok kanlı bir şekilde bastırdı. Halkın desteğini yitirdi. Şimdi her ne kadar General Süleymani'nin böyle alçakça öldürülmesi, İran terimlerini kullanıyorum. Halkı yeniden hükümetin arkasında birleştirdiyse de, uzun süren bir savaşın getireceği ekonomik hasara İran halkı katlanmaz. Ve yeniden sokaklara dökülür. Ve hatta sadakatini yitirir. O yüzden İran e, adım adım ufak misinlemeler yapacak. İşte geleneksel taktiklerini biliyoruz. E, Bağdat'ta Amerikan içinde bir kere daha roket atıldı. E, eğer dünyadaki diğer terör örgütleriyle bağlantıları varsa onları kullanarak zayıf askeri tesisleri vurmaya çalışacak. Kenya'da bir tesis vuruldu. Burada derhal parantez açıp Türkiye açısından beni çok korkutan bir şey söylüyorum. Ben İran devletinin casusları veya ajanları vasıtasıyla Türkiye'de Amerikan askeri veya sivil hedeflerine bir saldırı düzenleyeceğini zannetmiyorum. Ama feverani bir İranlı, radikalleşmiş bir İranlı Türkiye'de yaşayan şahsi bir çaba gösterebilir. Bir Amerikan vatandaşına Askerine veyahut da tesisine zarar gelmesi e, bizim için tabii ki çok pahalıya mal olur. Bizi ani ha, sır hani Birinci Dünya Savaşı'ya bir Sırp prens öldürüldü, herkes birbirine girdi. Bizde de o etkiyi yaratabilir. Bu beni korkutan şeylerden biri. İkinci olarak ben Amerika'nın Irak'taki değil, Suriye'deki askeri varlığını çok iyi korunmadığını düşünüyorum. Burada da bir saldırı düzenlenebilir çünkü. İran'ın Suriye'de çok büyük bir askeri milis varlığı var. 1 milyon aşan. E, buradaki askerlere saldırı düzenlenmesi de bizim açımızdan iyi olmaz. Sebebi de şu. Trump oraya on bin asker daha gönderebilir. Ya da yeniden işte Kürtlere karşı bir şeyim yok. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Hakikaten e, onları da sevgiyle kucaklıyorum. Ama PKK destekçisi ya da PKK ortağı PYD, YPG askeri destek artabilir İran'ı durdurmak için. Bunun ötesinde yeniden global boyuta dönelim parantezlerden sonra. İran işte Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerini durdurabilir, e, rehin alabilir. Umman Körfezi'nde hemen onun arkasında sabotajlar düzenleyebilir. Yemenli vekilleri vasıtasıyla Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji tesislerine saldırı düzenleyebilir. Dünyada petrol fiyatlarının artması yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ni cezalandırmaya kalkabilir. Yine İsrail ile İran arasında Suriye'de devam eden gizli ya da kapalı vekiller savaşı hızlanabilir. İsrail de bu işin içine dahil olabilir. Ama beni asıl korkutan Amerika Birleşik Devletleri ve Trump. Trump 52 tane hedef işaretledik İran içinde vururuz bunları dedi. Vurabilir de. Çünkü askeri danışmanlarını dinlemiyor, kabinesini dinlemiyor, kongreyi hiç dinlemiyor. Canı sıkılırsa vurur. O zaman olaylar çığırından çıkabilir. Olaylar çığırından çıkması hem petrol fiyatlarını çok uzun süre yüksek tutabilir hem zaten çok kırılgan olan iş dünyası güvenini yeniden yıkarak dünyayı bir resesyona sürükleyebilir. Bu kesin bir tahmin değil ama göz önünde bulundurulması gereken ve beni çok korkutan bir senaryo. Onun için işte yarın Süleymaniye'nin yası bitiyor zannediyorum salı günü. Ondan sonra İran'ın atacağı adımları ve bugün öğleden sonra pardon siz salı günü öğleden sonra 7 Ocak salı günü öğleden sonra Trump'ın atacağı tweetleri yakından izleyelim. Bir nokta daha var Türkiye'ye geçmeden önce. Geçen sene dünya ekonomisini resesyon, resesyondan koruyan piyasaların fevkalade performansı oldu. Biliyorsunuz reel sektörde vatandaşlarda ee, karar vermeden önce bir anlamda piyasalara bakıyorlar. Piyasaların morali düzel, iyiyse onlar da daha rahat harcama yapıyorlar. Eğer piyasalarda bir panik hata ve sert bir satış dalgası olursa bir kez daha moral kanalı vasıtasıyla dünyada harcamaların yavaşladığını ve 2010, 2019 sonunda hızlanma işaretleri gösteren dünya ekonomisinin yavaşladığını görebiliriz. Türkiye'ye dönersek olası ekonomik hasarı hesaplamak çok kolay. Brent petrol her 10 dolar artış bizim cari üç 3,5 milyar dolar civarında bir etki yapıyor, olumsuz etki yapıyor. Enflasyona da ilk turda 0,5 puan kadar ekliyor. Ondan sonra ne kadar etkilediği tartışılır ama olumsuz bir etkisi var. Brent bu sabah, pazartesi sabahı 70 dolardı. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki 2020 tahmini eğer doğru hatırlıyorsam 58 dolardı. Yani şimdiden o tahminin 12 dolar üstüne çıktık ve cari açık tahminleri de sapacak. Zaten aralıkta dış ticaret dengesi bozuldu. 4.7 milyar açık verdik. Dolayısıyla bir de petrol fiyatlarında yükseliş devam ederse Türkiye'de döviz üzerindeki baskıların yoğunlaştığını görebiliriz. Enflasyon zaten malumunuz 12'ye doğru yükseliyor. Yeni bir enflasyon şoku da yiyebiliriz. Burada ikinci nokta e, tam Kesin rakam veremiyorum ama herhalde 2019'un son rakamları açıklandığında biz İran ve Irak'a 12-13 milyar dolar mal ihraç etmiş olacağız. Savaş giderleri artacağı için, bu ülkeler fakirleşeceği için muhtemelen ihracatımız azalacak. İhracat zaten son 4 aydır art, diyorum, artmıyordu. Bu pazarlarda da kaybı uğramamız 2020 hedefleri için hiç hoş değil. Ee, onun da ötesinde tabi Sayın Ticaret Bakanımız Pekcan Hanımefendi Hazretler, yurt dışında müteahhitlik hizmetleri taahhütlerimiz 400 milyar dolar aşmış. Burada Irak ve İran'ın da payı var. Ee, bunlar tabi yeni şey veremezler, yeni ihale veremezler. Yani kayıplarımızı ticaretin ötesinde de görmek lazım. Turizm kayıpları olabilir. Ee, sosyal açıdan en rahatsız edici olanı da tabi yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. İşte İran'da Azeri asıllı olanlar, Sünniler, zengin sınıf bu gerginlik sürdükçe Türkiye'ye yerleşmeyi tercih edebilir. Irak'tan zaten bol miktarda göçmen alıyoruz. Türkiye'nin anlatılmayan acısı bu. Buna şimdi Irak'taki Kürtler ve Şii bölgelerinde yaşayan Sünniler de eklenebilir. Nereden bakarsanız bakın hiç hoş olmayan bir manzara. Öldürücü bir darbe değil ama zaten e, biraz sonra videoda göreceksiniz yukarıda da var Winter is coming diye zaten zayıflayan Türkiye ekonomisi için çok kötü zamanda gelen büyük bir şok. Diplomatik boyuta gelirsek hem dediğim gibi sıkıntılar hem fırsatlar var. Türkiye'nin tutumu bu İran Amerika işine hiç bulaşmamak ama uzak kalmak da çok zor olacak. Bunun sebeplerinden bir tanesi... Yukarıda arz ettim, bir şahıs, devlet değil bir şahıs Türkiye'de Amerikalılar'a suikast yapabilir. İkincisi, Trump yeni yaptırımlar uygular ve Türkiye'den, İran'dan doğalgaz almasını, durdurmasını isteyebilir. Sanırım seninde 7,5 milyar metreküp alıyoruz. Şimdi Trump'a evet desek, İranlarla bozuşacağız. Trump'a hayır desek, bu sefer Trump'ın masasında bekleyen yaptırım yasaları var, Halkbank davası var. Erdoğan'la arkadaşları bozulabilir. O da bir şekilde zarar vermeye kalkabilir. Bugün Irak'a yaptırım uygulamaya tehdidinde bulundu. Çok hoş bir zat Trump. Bu karşılaşacağımız sıkıntılardan bir tanesi. İkincisi Rıza Zarraf olayını hatırlayın. Kendi itirafıyla 12-13 milyar dolar altın kaçakçılığı yapmıştı İran'a. O yüzden hala başımız Amerika'yla, Dünya'yla dünya ile belada. E şimdi tabii İran'a yaptırımlar sıklaştıkça onların da dünyaya ulaşma kanalı Türkiye üzerinden. Onlar da Türkiye'deki çeşitli şahıslar veya kurdukları şirketler vasıtasıyla bu ambargoyu delmeye çalışacaklar. Bu da Batı ile olan ilişkilerimizi bozabilir. Çok özet söylemek gerekirse Trump ile Erdoğan arasında bir arkadaşlık var ama arkadaşlar birbirlerinden favor, ricalarda bulunurlar. Şimdi Trump'ın Erdoğan'a ihtiyacı olacağı döneme geliyoruz. Eğer gerçekten İran'ı dize getirmek istiyorsa Türkiye'yi kullanmak zorunda kalacak. Ancak Sayın Erdoğan İran'la da e, güzel, makul bir ilişki geliştirdi. Rusya'yla da e, Trump, Erdoğan'ın bu ricalarını yerine getirirse İran'la olan ilişkilerimiz bozulacak. Bunun Hı. zararını göreceğiz. Getirmezse dediğim gibi Trump'ın dostunu kaybedebilir. Bu da Senato'da bekleyen bir dizi yaptırım tasarısının imzalanması sonucunu getirir ki nereden baksanız iki ucu organik kübreli değnek diyoruz biz bu durumlara. Fırsatlar da var. Bunlardan bir tanesi tabi İdlib'deki durumu biliyorsunuz. E, Esad kuzeye doğru ilerliyor e, ve 300 bin civarında mülteci de Türkiye sınırına yığılmış. Çok zor, çok acı şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Esad'ın ordusunda artık Suriyeli az, çoğu Lübnanlı ve İran'ın gönderdiği Şii milisler. Genelde zaten Esad'ın gücü Şii milislerden kaynaklanıyor. İran'ın ekonomik gücünün zayıflaması Lübnan, Suriye ve Irak'taki e, Şii milis hareketlerine verdiği mali desteği azaltır. İran'ın bölgelik nüfusunun azalması bizim işimize gelir bizim nüfusumuz artar. Daha fazla ittifak kurabiliriz. Mesela Iraklı Kürtlerle yeniden bir ilişki kurabiliriz. PYD, YPG'yi yola getirmek daha kolay olabilir. En önemlisi Esad'dan istediklerimizi elde etmek daha kolay olabilir. Esad arkasını Rusya'ya dayamış ama asıl mali destek İran'dan geliyor. Eğer bunu kaybedeceğini anlarsa Türkiye'nin istediği koşullarda bir barışı kabul edebilir. Yani ne istiyoruz? Mültecilerin can güvenliğini sağlayacak bir hükümet kur. Bir yargı sistemi kur ki biz de onları geri gönderebilelim. Böyle bir barışın yolu açılabilir. Ama Ankara'nın bu diplomatik dansı çok dikkatle yapması lazım. Eğer hata yaparsak istemeden bu oyunun içine çekiliriz. Ve her iki tarafında düşmanlığını kazanabiliriz. Çok dikkatli olunması gereken bir durum. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ay içinde İdlib, Libya'da sonu gelmeyen bir macera. Bir de bunun üzerine hiç bizi ilgilendirmeyen İran ve Amerika arasındaki gerginliğin piyasalar veya ekonomiye bulaşması ihtimali karşımıza çıktı. Evet sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Biliyorsunuz bir İngilizce kanalımız var, Real Turkey Channel. Sizi sıksa da her seferinde bunun promosyonunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü buradan gerçek Türkiye haberleri vermeye çalışıyoruz. Ve son olarak sevgili arkadaşlar 11 Ocak Adana TÜYAP Kitap Fuarı önce 2020'de Türkiye'yi anlatacağım. Arkasından da eğer arzu ederseniz yeni kitabım Ekonomide Bitiş Düdüğü ve Başlama Vuruşunu imzalayacağım. İmza atmak zorunda değilsiniz. Fotoğrafta çektirebilirsiniz. Hepinizi orada görmek umuduyla.